Merhaba sevgili dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Değerli dostlar, sizlerle bugün yine güzel bir hikayemi paylaşacağım. Umut ediyorum ki dinlersiniz ve beğenirsiniz. Ferit yıllar önce Almanya'ya gidenlerdendi. Almanya'nın çeşitli yerlerinde büyük zorluklarla çalıştı. Zaman ilerledikçe ayrılık canına tak dedi ve ailesini de yanına aldı. Babası bu durumu istemese de milletten duyduğuna göre Almanya çok aşırı sosyete bir yermiş. Bunu düşünerek hanımı çocukları yanında olması daha iyi düşünmüş ve izin vermişti. Hem bu Ferit'in en tabii hakkıydı da. Ferit çocukları aldıktan sonra çok daha rahat olmuştu. Yorgun argın eve gelince sıcak bir yemeği vardı artık. Çocuklar da ufaktı henüz. Ferit'in 3 çocuğu vardı. Bir erkek, 2 de kız. Sonraki yıl oğlu okula başladı. Önceleri zor olsa da kısa sürede alıştı. Sonraki yıl kızı, daha sonraki yıllarda 3 çocuk da okullu olmuşlardı artık. Ferit işine devam ediyor, çocuklarına çok zaman ayıramıyordu. Güzel de kazanıyordu. Zaman zaman babasına da harçlık yolluyor, onun da gönlünü hoş tutuyordu. Zaman hızla ilerliyordu. Ferit 2 yılda bir memlekete izine gidiyor. Kısa izinleri sonrası yine Almanya'ya dönüyordu. Uzun izin olsa bile çocuklar Almanya'yı istiyordu ve Türkiye'ye dönmek istemiyorlardı. Bu durum zaman zaman Ferit'i ve eşini üzüyordu ama yapacak bir şey de yoktu. Çocuklar Alman okullarında okumuş, mükemmel Almanca öğrenmişlerdi. Babalarının her türlü daire işlerini yürütüyor, gereken her türlü işlemleri yapabiliyorlardı. Bu durumdan Ferit memnundu. Artık çocuklar Almanya'ya öyle alışmışlardı ki Almanların kültürü onların da kültürü olmuştu. Baba genelde çalıştığı için kendi kültürümüzden çocuklara çok bir şey verememişti. Çok da üzerinde durmamıştı. Bunu anladığında ise durum çok geçti. Bir gün oğluna oğlum gel ben cumaya gidiyorum beraber gidelim dediğinde çok şaşırtan bir cevap almıştı. Baba siz bana dinimden hiçbir şey öğretmediniz. Din bir ihtiyaçtır bu kesin. Bu amaçla ben Hristiyan dinini öğrendim arkadaşlarımdan ve onlarla gidiyorum ibadete. Bunu duyan baba önce çok kızdı, hatta oğluna vurmaklık oldu ama bunu yapamazdı. Orası Almanya'ydı. Hemen polis el koyardı. Hem çocuk 18 yaşından büyük ve babasının karışmaya hakkı yoktu. Kısaca babası karışamazdı artık. Ferit şok olmuştu. Camiye gitti, namazı kıldı ama kendinde değildi. Camide çocuğa durumu anlatmak istedi. O ortamı bulamadı. Çok üzülmüştü. Ne yapmalıydı? Aklına kızları geldi. Ya onlar da öyleyse eve geldi, kızlarını çağırdı. Kızım, siz dininizi biliyor musunuz? Diye sordu. Büyük kızı. Baba, bu çok geç kalmış bir soru değil mi? Dedi. Siz bizleri öğretmediniz ki Müslüman olduğumuzu biliyoruz. O kadar. Abim Hristiyanlığı seçti. Bizde de teklifler çok. Erkek arkadaşım söyleyip duruyor, sen de Hristiyan ol diye. Olmam dedim ben ama bana İslam'ı öğret dese bilmiyorum ki. O günden sonra Ferit artık hiç rahat değildi. Ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Çok geç kalmış, bu durumu hiç hesaba katmamıştı. Oğlu başka bir şehirde çalışıyordu. Bir gün babasına, baba biz karar verdik, Maria ile evleniyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam. Düğün salonunu tuttuk. Düğün tarihimiz de 24 Mart. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız dedi babası. Oğlum nasıl olur yapma dediyse de onlar kararını çoktan vermişlerdi bile. Zaman geldi, düğün yapıldı. Ferit Bey düğüne katıldı ama sanki dünya başına yıkılmıştı. Komşuların bir kısmı normal görse de çoğunluk yadırgıyordu. Hem oğlu Hristiyan olmuştu hem de bir Alman kızla evlenmişti. O günden sonra Ferit Bey'in sinirleri gerilmiş, hayatı alt üst olmuştu adeta. Çok geçmeden büyük kızı da Hans diye bir Almanla evlenme kararı almıştı. Babası karşı çıkmıştı fakat bu bir şeyi değiştirmemişti. Almanya'da Alman kanunları geçerliydi ve 18 yaşı geçmiş gençlere artık babaları karışamıyordu.
Büyük kızı Ayşe de evlenmişti, hem de babasının rızası olmadan. Düğününe bile babası gitmemişti. Bu Ferit Bey'i içten o kadar yaralamıştı ki anlatılmazdı. Suçlu kimdi? Onun fazla çalışması mı, çocuklarına daha güzel bir hayat sunmak için bütün gençliğini feda etmesi mi? Hayat boyu hiç tatil yapmadan onlara daha güzel bir hayat verebilmek için hiç dinlenmeden çalışması mı? Hayır, bunların hiçbiri değil. Hatasını bulmuştu ama artık çok geçti. Sadece para kazanmak değilmiş hayat. Çocukları parasal yönden en iyi şekilde finanse etmek de değilmiş. Eksik olanı bulmuştu ama çok geçti. Her şeyi yapmıştı çocukları için. Ama eksik kalan onlara kendi kültürümüzü, örflerimizi, adetlerimizi ve dinimizi öğretememişti. Hatasını anlayan Ferit Bey'in yapabileceği bir şey olmayınca sinirleri yıprandı, strese girdi. Milletin ve yakınlarının dediğine mi yansın yoksa kendi içinden geçenlere mi? Sadece şunu diyebildi. Olmaz olaydın be Almanya, sana gelmeseydim. Emekliliğe yaklaşmıştı Ferit Bey'in. Emekli oldu, küçük kızını da yanına alarak Türkiye'nin yolunu tuttu. Küçük kızı dönmek istemese de seni de kaybetmek istemiyorum dedi babası ve 17 yaşındaki kızı Emine'yi ve eşini alıp vatana döndü. Dönmesine döndü ama 5 kişi olarak gitti Almanya'dan, 3 kişi olarak dönebildi. Bir kızı ve bir oğlunu Almanya'da bırakarak hem de her ikisini de Alman vatandaşı ve dinini değiştirmiş olarak Almanlara bırakmıştı. Ferit Bey Almanya'daki çocuklar için Türkiye'de daha önce aldığı daireleri sattı, paralarını Kur'an öğrenen çocuklara ve okullara bağışladı. Onların Almanya'da kalması ve din değiştirmeleri onu çok etkilemişti. Bir de çevredeki dedikodular vardı. Ferit Bey'in sinirlerini iyice bozmuştu. Öyle ki artık millet kafayı yedi diyordu. Ferit Bey kafayı yememişti. Her şeyi çok iyi biliyordu. Fakat o şimdi hayat boyu çalışıp didindiğine mi yoksa Almanya'da bıraktığı çocuklarına mı? Yoksa Türkiye'de kaybettiği çevresine mi yanmalıydı? Hangisine yanarsa yansın bir hayat heder olmuştu. Bunu düşündüğü için bu durumu kendisine yakıştıramıyordu. Almanya ve Avrupa ülkeleri acaba bize neler verdi, nelerimizi aldı? Bunun en iyi Ferit Bey anlamıştı sanırım. Çünkü o gerçeği yaşamıştı. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Başka hikayelerde buluşmak üzere. Hepinize güzellikler diliyorum. Hoşça kalın.